Teknoloji için işletmelerinizde neler yapıyorsunuz? Yani genel anlamda meyveden belki de bir tarla tarımı, o da büyük bir aşama sizin için, büyük bir alanınız var. Farklı farklı coğrafyalarda, Karaman ve benzeri bölgelerde. Onu da içine katarak tarımda teknoloji için, makine anlamında, makineden sonraki çatala gelmeden önceki sınıflandırma anlamında neler yapıyorsunuz? Meyvacılıkla başlayayım. Tabii ihracat yapan bir şirketseniz iki kilit kelime var. Avrupa'da size para kazandıracak veya dünyada. Avrupa demek yanlış olur. 55 ülkeye ihracat yapıyoruz ama tabii ki de Avrupa ana kıtası ağırlıklı. İzlenebilirlik, traceability, iki hı hı. sürdürülebilirlik, sustainability. Hı hı. Bu ikisinin skorunu ve hikayesini gerçekten anlatabilip ispat edebiliyorsanız katma değerli üretim o. Katma değerli ihracat da o. Yani katma değerli üretim veya ihracat denince akla şu gelmesin. Bir şeyi 3 kere proses etmek katma değer yaratır ama her zaman para kazandırmayabilir. Hı hı. Ama konvansiyonel yöntemle ürettiğini artık izlenebilir ve sürdürülebilir tarım ilkelerine göre ürettiğini ispat edersen katma değer orada geliyor. Çünkü niye? Bilinç düzeyi yüksek olan ülkeler bu içtiği suyun kaynağını, bu içtiği çayın hangi gübreyle gübrelendiğini, hangi bölgede yetiştirildiğini takip eden bir kuşak geliyor. Doğru. Çünkü niye? Blockchain diyorsun. Doğru. Bu nedir? Bilgi katarı. Bu bilgi katarı hı hı. nedir? Başından sonuna kadar uçtan uca bütün şeyin sana röntgenini çeken, küçük etiketlerle etiketler veren bir şeydir. Biz şimdi izlenebilirlik konusunda ne yapıyoruz? Bizim Tekfen Tarım bünyesinde ve Holding bünyesinde kendi in-house yazılım ekibimiz var. Biz kendimiz ismine Alansys verdiğimiz bir yazılım hı hı. programı yaptık. Buradaki tek amacımız izlenebilirliği sağlamaktı. Hatta bir tanesinin kısaltma ismini ben koydum. Çılgın proje diye MET dedim. Hı hı. İngilizcesinden anlaşılacağı gibi deli bir proje. Hı hı. Meyve alım dijital takip projesi. Ben hı hı. Global Gap üreticilerimin sahadan bana proses edilerek tıra yüklenip müşteriye gider kadar ki data yaratan her türlü bilgisini etiketliyorum ve bir program üzerinden izlenebilirliğini sağlıyorum. Buna kantarmış, tesise gelişteki giriş muayenesiymiş, makinedeki proses edilmesiymiş, kantara yüklenecek, tıra yüklenecek paketlemesiymiş, tırmış, müşteriymiş, müşteride inmesiydi. Bütün bu halkayı takip edebilecek bir içimizde bir yazılım yaptık. Bu hem hı-hı. bizim işimizi takip etmek için ciddi bir ERP altyapısı gibi bir kolaylık sunuyor. Hem de benim izlenebilirliğimi müşterilere anlatma bazında çok ciddi bir elimde enstrüman oldu ve ilgi çekiyor. Bu işin yazılımla ilgili, yönetimle ilgili kısmında hı-hı, yaptığımız. Hı-hı. Bu MED1 dedik, MED2 dedik, faz 1, faz 2. Meyve alırken ve meyve satışında da fiyat belirlemesi ve analizlerin laboratuvardan alındıktan sonra anlamlandırılması ve kıymetlendirilmesine yarayan bir tool. Bunun dışında bahçelerimizde ne yapıyoruz fiziki olarak derseniz, biz traktör ekipmanının dediğiniz gibi kabinli seçiminden de tut da belki çok basit bir şey gibi gelebilir ama orada sizin de buyurduğunuz gibi burada sadece meyveyi veya bir plantasyonu ilaçlarken ki onlara olan interaksiyonu değil, tarımda çalışan insanın da neye maruz kaldığını ve insan odaklı, benim biliyorsunuz hep tekrar ettiğim, İnsanların aklında da yer etsin diye kullandığım bir kelime var. İnsan kıymetleri diyoruz. Zaten evet. tarımdan göçen bir nüfusumuz var. Burada insan kaynağı demek haksızlık olur. Buradakine insan kıymeti demek evet. lazım. Burada bir kıymet var. Bu dönemde biz, daha iyi anladık. Bu dönemde bizim belki 5 senedir üstadların 50 senedir anlatılamadığı bir virüs geldi. Daha da anlattı. İyi anlattı. Bizden daha iyi anlattığını düşünüyorum. Sonuç odaklı bir virüs. Bir de sosyalist bir virüs. Herkese eşit manada zarar Doğru. verdi. O öyle şey değil. Emperyalist bir virüs değil. İşin esprisi bir yana. Böyle baktığınızda tabii insan odaklı bir iş. Dolayısıyla işletmelerimizde meteorolojik istasyonlardan çoklu veri almasından tutun da parsel bazlı. Bunların gübre deneme programlarında uyguladığımız sensörlerin aldığı veriler ve IoT sistemiyle bizim kendi içimizde inşaat projeleri için geliştirdiğimiz traktörün hareketlerini takibine kadar bir sistem üzerinden çizdiğimiz bir digital farming kanvası var. Yani bizim de dijital tarım bir yol haritamız var. Bu dijital tarım yol haritasında neleri fazlayarak yaptığımızı meyvacılık alanında dediğiniz gibi bahçeden başlıyoruz. İşletmemizde en üst teknoloji elleşleme makineleri ve onlardan ürettiğimiz data, onlarla hı hı. birlikte bir tool'a, bir platforma taşıyoruz bütün bu datayı. Hı hı. Kendi içimizde blockchain diyemeyeceğim ama blockchain geldiği zaman Katar'a yükleyeceğimiz veri setleri hazır. Bu şekilde izliyoruz. Tahıl tarafında ise tabii ki de tohumculukta 70 bin dekarda operasyon yapıyoruz. Ben hep örnek veriyorum. Bizim hı hı. holdingin merkezi Ulus'tadır. Ulus'un bağlı olduğu
Serdar Bey ilçe Beşiktaş ilçesidir. Hı-hı. 4 Beşiktaş ilçesi büyüklüğünde yerde tarım Doğru. yapıyoruz. Bazen büyüklükleri anlatmak 70 bin dekar deyince. Futbol sahası şeydir. Kavramı ya, vardır aynen. gene. Ukrayna'da olsam 70 bin dekar demem gülerler. 7 bin hektar derim ama insanlar bize güler. Çok Doğru. onlar için orta ölçekli, küçük ölçekli. Ama Türkiye'de baktığın zaman 70 bin dekar 400 çiftçiyle ciddi bir manada bir şey. Ben bunu ne yapıyorum? FMS dediğimiz orbit altyapısıyla, farm management sistemle biz bunu uyduyla ve yerel koyduğumuz sensörlerle her türlü verisini alıyoruz. Ne çıkartıyoruz günün sonunda data olarak? Gidilecek tarla, hiçbir sıkıntısı olmayan tarla, gidildiğinde şuraya nokta bakılacak yer gibi gibi sulama ihtiyacı. Bir sürü veriyi çıkartıyoruz ve böyle yönetiyoruz. Bunların dışında Türkiye'ye 20 sene önce geldiğini sizden öğrendiğim ama biz şimdi yaptığımızda Tarım 4.0'a benim sevmediğim bir ibare ama Tarım 4.0'a ayak bastığımız dediğimiz otomatik dümenleme sistemini bile bugün akuple etmek Türkiye için bir merhale midir? Evet. Doğru. Bunu da yapıyoruz. Niye? Gördük ki gübrelemede tohum ekerken ciddi manada zaman, insan tasarrufu sağlıyor, kaynak Doğru. tasarrufu sağlıyor, motorin mazot tasarrufu sağlıyor. Bunları yapıyoruz. Bunun dışında ne yapıyoruz? Tabii ki de çeşitli uygulamalar var. Bizim aldığımız ekipmanla birlikte bize sunulmuş tarlam cepte uygulaması. Hı-hı. Ondan sonra sulama sistemiyle birlikte gelen bir startup'a yatırım yapmış bir yabancı şirketin bize açtığı modüller olsun. Bütün bunları bir şemsiye altında topluyoruz ve ben Türkiye'de ilk defa şöyle bir kadro tanımı yaptım ve 2 sene önce istihdam ettim. Dijital tarım dönüşüm ve inovasyon lideri diye bir kadromuz var bizim. Bunu ilk ismini koyduğumuzda çok iddialı gibi gözüktü fakat insanlar ne olduğunu tam olarak anlayamadı. O dönemde belki ben de o kadroyu kurduğumda amacını biliyordum, ne yapacağını Hı-hı. bilmiyordum. Özellikle de ziraat mühendisi olmayan bir arkadaşı istihdam ettik. Bu Hı-hı. arkadaşımız malzeme mühendisi. Ne yaptık? Bir şirketin inovasyona yüzünü döndürdük. İnovasyona yüzünü dönmek ne demektir? Bir şeyi yenilikçi yapmak için günün sonunda bir ürün çıkartman lazım. Doğru. O ürünün de rekabetçi avantajı yakalaması lazım. Yani benim şunu şuradan şuraya koymam bir yenilikçi hareket değil. Ben bunu buradan buraya koyduğumda pazarda bu bir avantaj sağlıyorsa buna biz inovasyon, inovatif bir ürün ve inovasyon neticelenmiş diyoruz. Bir şirketin yüzünü inovasyona döndük. İki, dijital tarıma geçiş için ki bizim scale'imizde, bizim ölçeğimizde beklenen nedir? Lider olmamız ve bu konuda dönüşümü yapabilmemiz. Biz de Türk çalışanına, Türk profiline, Türk malzeme bilimine, Türk yazılımına bunlara gibi bir sürü katara koyacağınız sisteme uygun kendi dijital tarım dönüşüm atlasımızı yazdık ve buna uygun da ilerliyoruz. Niye böyle yaptık? 2030'a geldiğimizde bizim hedefimiz 450 bin dekarı yönetmek. Serdar Bey 450 bin dekarı 450 adam istihdam edip yönetme şansın yok. İstersen Doğru. 4500 adam al. Sen önleyici, ön analiz yapıcı, kestirim yapıcı, hasata projeksiyon verici sistemleri akuple edemezsen bir sisteme maalesef senin bu alanları yönetme şansın yok. Türk tarımına iz bırakma şansın yok. Türk tarımında Türk tarımının bir yerden bir yere gitmesine de sebep olma şansın yok. Tüm bunlar bütüncül bir yaklaşımla her alanda inanın inovatif bir yaklaşım ve hızlı sonuç odaklı çözümlerle ilerliyoruz. Tabii.